Merhaba, iyi günler. 12 Haziran 2023. Bugün değerli yazar Ayşe Yetişen'in Tokmak Alan kitabını tanıtıyorum. Dünya müzik ritimlerinin hiçbirisinde olmayan, dünya müzik ritimlerinin hiçbirisinde olmayan ritim, sadece Anadolu, bu da bak uyuyordu, çıktı geldi. Sadece Anadolu semahının müzik ritmi uhrevi bir şekilde üç türlü çalınıp söylenir. Uyuyordu bu, uyuyordu ve ben başlayınca çekime hemen bensiz olmaz diyor. Sadece Anadolu semahının müzik ritmi uhrevi bir şekilde üç türlü çalınıp söylenir. Ağırlama, yeldirme ve dönme. Bir müzik parçası üç ritimle çalınır. Turnalar semahı. Bu semah 12 kişiye kadar kadın erkek karışımı ile oynanır. Oynayanların hareketleri turnalara benzediği için turnalar semahı olarak adlandırılır. Kırklar semahı. Bu semah çok kişi ile dönülür. İlk defa Kırklar Meclisi'nde dönülmüştür. O nedenle Kırklar Semahı adını alır. Normal semah. Bu semah türü ise normal muhabbetlerde dönülür. Bu semahta eş kuralı yoktur. Kadın erkek şartı yoktur. Çiftler hareketlerinde tam özgürdür. Bu çok değerli bir kitap. Bunu bana Ayşe Yetişen imzaladı. Teşekkür ediyorum. Haydi bakalım, müsaade et. Ben de konuşayım. Haydi, ben de müsaade et, konuşayım. Amuk. Birinci baskı Ocak 2022. Genel yayın yönetmeni Muammer Can, editör Rukiye Can, kapak tasarımı Muammer Can. Kapak tasarımı. Ayşe Yetişen 1971 Manisa doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tamamladı. 1992 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Ankara Gazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi hastanelerinde çalıştı. 2003 9 Eylül Hastanesi Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiği çalışma hayatından 2021 yılında emekli ayrıldı. Evli olup Eren ve Evrim adında iki çocuk annesidir. Eserleri Aşkın Köz Dansı, Şiir, Temren Yayınları 2020, Pandemide Hayat Öykü, Temren Yayınları 2021. Çocukluğumun büyük bölümünde emekleri geçen, anılarımı aziz hatıralarıyla süsleyen babaannem Ayşe ve anneannem Senem'e ithafen. Sabancı'nın torunları. Masal masal mas atar. İki sıçan kıç atar. Bindim sıçanın boynuna, gittim Halep yoluna. Halep yolu taşlıymış, yengemin kızı kaşlıymış. Yengemi bıçakladım, kızını kucakladım. Çocukluğumda en çok dinlediğim tekerlemelerden biriydi bu. Herkes gibi benim de çocukluğum masallar, tekerlemeler, ilginç efsaneler dinleyerek geçti. Nedense bu tekerlemenin bende bıraktığı iz farklı. Halep yolu taşlıymış cümlesinden olsa gerek. Bu tekerlemeyi dinlerken köyümüz aklıma gelir. Köyümüz yollarında taşlar, mersinler, hayıtlar vardı. Köy yolu işte, taşlı, topraklı, çamurlu. Gel, hadi aşağı bakalım. Haydi, hoppa, bitti. Senin plan, program, tamam. Aferin. Mersin kokusunu duyunca da köyümüzü hatırlarım.
Köyde yürürken bir yandan mersin dallarını koparıp koklar, bir yandan da yolumuza devam ederdik. Köyümüz diyorum ama ben köyde hiç yaşamadım. Çocukluğumda zeytin zamanı zeytin toplamaya giderdik. Büyükler zeytin toplarken kardeşim ve kuzenlerimle ağaç gölgelerinde oyunlar oynardık. Bazen de ağaçlara tırmanır, kimi daha yüksek çıkacak diye yarışma yapardık. Az düşmüşlüğüm yoktur. Hani köydeki ağaç dallarında. Bütün kuzenlerim bir arada büyüdük. O nedenle çocukluk arkadaşı denildiği zaman da aklıma kuzenlerim gelir hep. Annem ve babam bile çocuk yaşında köyden ayrılmışlar. Annem 9 yaşında, babam ise 16 yaşındaymış. Kasabaya göçmüşler. Annem babam aynı köylüymüş anlayacağınız. Annem köyümde okula gidiyordum. Bu ayı olası kasabaya taşındık, okulumdan da oldum diye hep ferevan eder. Ne ilginç değil mi? 1960'lı yıllarda köyde okula gidebilen bir kız çocuğu şehre göç edince okuluna devam edemiyor. Oysa hep tam tersi düşünceyle büyümüşüzdür. Köylerinde okula gönderilmeyen kız çocukları şehre gelince okula gönderilir. Okuma yazma öğrenir. Annemde ise tam tersi olmuş. Köyde iken 3. sınıfa kadar okumuş. Kasabaya gelince anneannem, "Buraları büyük yer. Ben seni güdemem. Okula gidip kendine koca mı bulacaksın?" deyip çocuğu okula göndermemiş. Dayımın da köyden kasabaya göç edince okul yarım kalmış ama o erkek çocuğu ya okuluna devam edebilmiş şehir. Şimdi bu semahlar çok değerli bir konu. Bunu müzik olarak Ruhi Su'dan dinlemeyi çok seviyorum. Ayrıca İzmir semahları var. Özellikle Barbaros Mahallesi'nde, Cuma Havası'nda, bizim orada ve Uzundere'de ve Bademler'de ve bizim kendi dağlarımızda, Kızıldağlar'da. Semahlar, turna. Turna, Gök Tanrı'yı Şaman dininde temsil ediyor. Şimdi içindekilerini konuşalım. Sabancı'nın torunları, annem ile babam, Alevi teyzenin yemini, Sabancı Hasan dedem, Kopuş, Balli dayı, Hoca Ali, Çardak yangını ve Metin amca, Hamza baba, Yeşil İbrahim, Alevilik ve Seyit Ali dedem, anneannem, Kuyudaki dev, Sallı ebe, ikrarın önemi, Şaha giderim, İlmili hala, Semah türleri, tahtacılar, tahtacılarda dil ve yol inançları, meydan kavgası, zeytin dalı uzatmak, köyümüzün menşei, yan yatır ocağı, Hızır inancı, dede bakkal, ben köyümü seviyorum, kansız Hamza, bahar nine, Hıdrellez, tokmak alan köyü örf ve adetleri, babaannem ve aydaş pişirme, çocuk tuzlama, tuz kadar sevmek son söz. Bir iki fotoğraf da gösterelim. Grev gözcüsü anneannem. Evet. Harika siyah beyaz fotoğraflar. Şimdi bir şeyler söylemek gerekirse bizim kendi köyümüzde Çatalca sandı Seyit Ali'den kuruluyor. Şuraya aşağı yukarı 600 metre ileride Seydalı Tepesi var. Seydalı köylüce hızlı söylüyorsun. Yavaş yavaş söylersen Seyit Ali. Evet, Gazemir üzerine de kitap yazmıştım, yazı yazmıştım. Gazemir de Seydi köyüdür. Yani Seyitler, Seyitlerle ilgili de büyük bir göç olmuştur. Arabistan'dan Mavi Evin Nehir'e, oradan Anadolu'ya. O da ayrı bir büyük konu. Onu da sakin zamanı geldi mi tane tane anlatmak isterim. Bu tahtacılar bizim öz varlığımızdır. Tahtacılar bizim şamanlıktan gelen en değerli temsilcilerimizdir. İslamiyet öncesinin günümüzdeki insanlarıdır. Hepsi değerlidir, hepsi asildir. Bu oyunları da geliştirmelerini isterim, yaygınlaştırmalarını isterim. Öteki nesillere, yeni nesillere, gelenlere okumalarını isterim. Özellikle bu kitaplarda
3000 sene önceki kültürlerle, yol kültürleriyle, ev kültürleriyle, ev eşik kültürleri, özellikle Abdülbaki Gölpınarlı'nın evin eşiğinle ilgili olan yazılarınızı okumanızı rica ederim. Bir de Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaaşlı'nın Alevilik ve Zeybeklik üzerine olan yazıları vardır. Çok özel yazılardır ve o yazıların sonunda bizim gibi yazarlara, gazetecilere, aydınlara vasiyet bırakmıştır. Demiştir ki Alevilik ve Zeybeklik inancını araştırın, kitap olarak yazın. Şimdi bu tokmak alanını görmek isterim, ziyaret etmek isterim, orada da çekim yapmak isterim. Değerli bir köy. Bu kitabınızı da Ayşe Yetişen'in okumanızı rica ederim. Kolay gelsin, başarılar dilerim, iyi günler.